Restoran işletmecisi Hamit Yen dün dünyada sadece Amanoslar'da bulunan 6 taraklı geyik böceğini hemen burada havuzun başında buldu. Türkiye'de koruma altına alınan ve satışı yasak olan bu böceği Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Yani ne olduğunu anlayamadık. Onu gergedan böceğine benzetti. Ama ormanda yakın değil mi burada? Yeşil alan, oksijen de var. Burada çalışan personelin değişik bir böcek olduğunu bahsettiler. İlk hatta hafta geldim gördüm. Ben bunu gergedan böceği zannettim. Uçurmaya çalıştık. Uçmadı. Dedik herhalde bir şekilde gelmiş buraya uçsun, doğaya kavuşsun diye. Uçmayınca aldık bunu internetten inceledim. Ve gergedan böceği değil de geyik böceği olduğu, Türkiye'de koruma altında olduğu, Avanoslar'da yaşayan, oranın habitatına ait olan bir hayvan oldu. Öğrendim. Kimse görmemiş ki. Trakya'da ilk defa zannediyorum. Trakya, Kaynarca'da ilk defa böyle bir şey görülüyor. Yani Trakya'da ilk defa zannediyorum görülüyor. Hep Avanoslar'da? Yani Avanoslar'da, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde internetten öğrendiğim bilgiye göre muhtelif yerlerde görülmüş bugünlerde. Ama 2-3 tane bulgu var. Onun harici çok görüldüğü bilinmeyen, hatta Japonya'da para karşılığı satılan, orada insanların bir takım amaçlar için kullandıkları, sağlık amaçlı kullandıkları vesaire, burada koleksiyonerlerin böcek para karşılığı satın aldıkları söylendi. Ne kadar satıyorlarmış? Vallahi internetin yazdığına göre koleksiyonlar 20-30 bin liraya kadar satın alabiliyorlarmış. Japonya'da da 100-150 bin dolar diyorlar. Ki ama ülke değerlerini para karşılığında satmak, herkesin özellikle birazcık kendi duyguları olan, Türklük duyguları olan insanlara yiyeceğine değil. Onun için bize felsefemizde ters geldiği için biz bunu yine ülkemizin değerleri, ülkemizde kalmasını tercih eden insanlardanız.